Kadın konusunda az önce de ifade ettim, devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdik. Bu düzenlemeler sadece yasa maddesi olarak kalmadı. Uygulamaya baktığımız zaman, sayılara baktığımız zaman da çok pozitif etkisi olduğunu görüyoruz. Bugün her hayatın her alanında kadınların hem sesi var, hem kendi var, hem de adı var. Bu bağlamda Türkiye kadın konusunda 16 yıldır güçlü bir başarı hikayesi yazmıştır. Bu başarı hikayesinin en önemli sayfaları da istihdam konusundadır. Özellikle son 10 yıl içerisinde Türkiye'de 8 milyon 684 bin kişilik iş gücü artışı yaşamışız. Bunun %48'i yani 4 milyon 178 bini kadınların iş gücüne katılımıyla gerçekleşmiş bir performans. Bunun çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Yine 7 milyon 303 bin istihdam artışı sağlamışız. Bu istihdam artışı ve iş gücü artışıyla da OECD ülkeleri içerisinde, AB ülkeleri içerisinde de lider konuma gelmişiz. 7 milyonluk istihdam artışımızın da 3 milyon 226 binini kadınlar oluşturmuş. Yine İşkur olarak biz çalışma hayatına kadınların daha kolay girmelerini desteklemek amacıyla aktif iş gücü programlarımızı yeni bir vizyonla, yeni bir bakış açısıyla hayata geçiriyoruz, uyguluyoruz. Yaptığımız çalışmalara kadınların ilgisinin her geçen gün artıyor olması bizim için gelecek adına çok umut verici bir gelişme olarak görüyoruz. Bu bağlamda daha da artması için yeni uygulamalarımızı da devreye sokuyoruz. Baktığımız zaman yaptığımız faaliyetlerde %48'ini, %52'sini aktif iş gücü programlarımıza katılımlarda kadınların oluşturduğunu görüyoruz. 1 milyon 859 bin kişiyi işe yerleştirmişiz İşkur olarak geçtiğimiz 2009 yılından bugüne kadar kadın. Diğer taraftan 800 bin kadınımızı 2009 yılından bugüne kadar mesleki eğitimden geçirmişiz. Diğer taraftan 471 bin kadınımıza da işbaşı eğitim programlarıyla çalışma hayatına girişlerini, çalışma hayatına uyumlarını kolaylaştırıcı eğitim programları düzenlemişiz. 170 bin kadına da yine 2009 yılından itibaren girişimcilik eğitimi vererek güçlü şekilde müteşebbis olmalarının yolunu açmışız. Bu yaptığımız çalışmalar yine kararlı şekilde devam ediyor. Bu çalışmaların yansımasını 2018 yılının açıklanan istatistiklerinde de görüyoruz. Bu da Milli İstihdam Seferberliğimizin ikinci fazının da başarıyla her türlü operasyona, her türlü girişime yine son dönemlerde görüyorsunuz yaşıyoruz. Özellikle de son iki gündür ekonomimize yönelik çok ciddi müdahaleler, çok ciddi operasyonlar yapmaya çalışılıyor. Allah'a çok şükür ki güçlü bir iktidar görevinin başında. Ülkemiz geçmişte de çok badire atlattı. İnşallah bu girişimlerle Türkiye'ye olumsuz bir hava pompalamaya çalışanlar, yaşanan süreçlerden siyasi rant elde etmeye çalışanların hepsinin bu çabaları boşa çıkacak. Boşa çıkmaya da başladı yapılan müdahalelerle. Serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu, bütün rakamlarda büyüme oranlarında %7.4'lük bir performans, OECD ülkeleri içerisinde ikinci en yüksek performansı sergilemişiz. G20 ülkeleri içerisinde en güçlü performansı sergilemişiz. Kapasite kullanım oranlarımızda çok olumlu seyirde izleyen rakamlara sahibiz. Sanayide çarklar dönüyor, reel ekonomide güçlü adımlar, güçlü yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. Yine istihdamda az önce ifade ettim, güçlü performanslar ortaya konuluyor ki Şubat ayında açıklanan rakamlara göre 1 milyon 210 bin kişilik geçtiğimiz Şubat'tan bu Şubat'a kadar bir istihdam artışı gerçekleşmiş. Kadınların iş gücüne katılımında 1.3 puanlık, kadınların istihdamında 1 puanlık artış gerçekleşmiş. Bunların hepsine topyekün baktığımızda turizmle ilgili çok güçlü bir süreci yaşayacağımızı rakamlardan görüyoruz. İhracatta rekorlar kırıyoruz. Böylesine bir sürecin ancak müdahalelerle, İşte bu döviz kurlarında vesaire yaşandığı gayet açık şekilde ortada. İnşallah Türkiye'ye bugüne kadar diz çöktüremediler. Bundan sonra da diz çöktüremeyecekler. Güçlü mali piyasalara yönelik argümanlarımız var. Bu anlamda bu araçlar da devreye sokularak istikrarın
devamı konusunda hükümetimiz ve ilgili kurumlar gerekli adımları attılar, atmaya da inşallah devam edecekler. Panik havasına, paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında, kontrol altında da olmaya inşallah devam edecek. Biz önümüze bakacağız. Güçlü hedeflerimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. 81 milyon vatandaşımız için, refahı için, huzuru için, geleceğe dair umutları için yine var gücümüzle de çalışmaya devam edeceğiz.